Günaydın. Bir çarşamba sabahından hepinizi selamlıyorum. Şimdi annemlerden çıktım arkadaşlar. Ofise geçeceğim ama ofise geçmeden önce hastaneye uğrayacağım. Ne zamandı? Pazartesi günü sabah bütün kan değerlerime baktırdım. İşte insülin direncimden, kolesterolüme, yani her şeyime bakıldı. Çünkü çok ani acıkmalarım var. Acıkınca bir anda titriyorum falan. Böyle şey, bayağı şey, tansiyon gibi düşüyor gibi oluyor falan. Onlara baktırdım. Az çok değerlerime baktım. Yani Gamze'ye gösterdim daha doğrusu. Gamze de baktı zaten. Hiç demirim neredeyse yok. Değerim 5 çıkmış demirimin değeri. Şimdi bakalım ilaç mı verir, ne verecek bilmiyorum. Normalde hamilelikte hap kullanıyordum. Hap da kullanıyordum hamileyken demir ilacı ama çok da kullanmadım açıkçası. Zaten saçlarım belki de bu yüzden deli gibi dökülüyor. Avuç avuç saç dökülüyor zaten bende. Yorgunluk, uyku hali falan, yani bence hepsi buna bağlanabilir. Bilmiyorum, bakalım şimdi doktor ne diyecek. Çok az da kolesterolüm sınırının böyle 5-10 şey üstüne çıktı, değerlerinin üstüne çıkmış. Öyle, şimdi bakalım hastaneye geçiyorum, onlara baktıracağım. Sonrasında ofisteyim bugün. Bugün biraz rahatız, işlerimizi bitirdik artık. Böyle şimdi geçiyoruz, bakalım doktor ne diyecek. Sizleri de çıkınca bilgilendiririm. Tamamdır. Teşekkür ederim. Şimdi son gün, böyle şu an Boyner'a geldim. Normalde internetten alacaktım aslında. Eşime ben daha doğum günü hediyesini alamadım. O zaman maddi bir rahatlığım olmadı falan filan derken erteledim hediye işini. Şu an hiç haberi yok. Boyner'den ona Fenerbahçe forması aldım. Yeni sezonmuş. Çocuktan bilgi de aldım. Satıcı da Fenerbahçeliymiş, hatta ondan da biraz bilgi aldım alırken. Öyle. Şimdi biraz vaktim var. Toy Shop'a bir gireceğim. Şöyle inceye bakayım. Onun da yılbaşı hediyesi geldi. Ay, hallarım da yıkamadan gelmiş. Hallarımı perşembe günüydü. Yıkamaya vermiştim. Pırıl pırıl olmuş. Bunları görmezsek, bunları kedilerim yaptı. Hallarımı salonu verdim. Salonu şimdi açacağım. Bir de oturma odasınınkini vermiştim. Onu eşim gelince açacağım. Ama şimdi bunu da sereyim şuraya. Yeter halısızlık. Bu da ince. Özlemiş misin jetonu? Bu ne? O da mama kapı jetonu. Bir de onu da yalıyor. Anne bak. Jeton canım. Jeton. O da şöyle koyar. Yesin buradan. Hadi jeton ye. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi eve geldim. Bugün günlerden perşembe bu arada. Hemen hızlıca bir yemek yapıyorum. Böyle buzdolabıma ayıklanmış, yıkanmış bir şekilde ıspanaklarım vardı. Ispanak graten yapacağım fırında. Onun için soğanlarımı kıvırıyorum. Bir de yanına da şöyle tavuk kurt aldım. İkişer tane, aynen ikişer tane. Bir de onları yapacağım yanına tavuğa. Nerede buramı ki bakın? Tablona bak, oradadır anneciğim. İyice bak. Geliyorum. Üstüm bile değişmem, direkt yemeğe koyuldum. Çünkü saatimiz 6'ya çeyrek var bile, yani geç bile kalmışsın yemek için. Şimdi önce biraz soğanlarımı kavurdum. Şimdi sonrasında ıspanaklarımı atıyorum içerisine. Bunlar da şimdi biraz böyle bayılsınlar. Göstereceğim. Şimdi şöyle ıspanaklarımı da attım içerisine, hafif altını kısayım. Bunlar muhtemelen biraz daha çözülürler hemen. Yani hiç aklıma da gelmedi önden çıkarmak. Bakalım şu kabıma yeter diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ıspanak küçücük kalıyor piştikten sonra. Bakalım bu ne kadar kalacak. Şimdi hemen bu böyle yumuşarken orada da tavuklarımı büyük tavada kızartmaya başlıyorum. Bakınız şimdi ıspanakların böyle bayağı artık kendini salmaya başladı. Eridi zaten. Bu da çözüldü. Tavuklarımı da koydum. Şöyle göstereyim. Hafif yağda sadece patatesle tavuk yapıyorum. Çünkü bu tarz yemeklerin yanında kesinlikle böyle tavuk ızgara, köfte ızgara falan çok güzel gidiyor. Öyle şu an kendi haline bıraktım yani. Ispanaklarımı şimdi yavaş yavaş şöyle küçülmeye başlayacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakacağız. Kaşarım da var. Kas kaşarım var hatta.
Onu da şimdi halledeceğim hemen. Onu da hazırlayayım. Geriye bir şey kalmasın. Ve şimdi kremayı da döktüm. Şimdi böyle birazcık da kremayla pişiyorum. Direkt fırına çiğ daha koymak istemedim. Tavuklarım da bayağı oluyor. Evet, bir air frame yok arkadaşlar, görüyor musunuz? Bacaklar yere battı. Kaşarlarımı da hazırladım şuraya şöyle. Bakalım fırına atacağım. Eşim bir arayacağım, ona göre atacağım fırına. Çünkü hemen kaşarlar kızarınca pişmiş olacak. Doğunca da pek bir şeye benzemez bu. Hadi bakalım. En son bitmiş halleriyle görüşürüz tabaklarımızla. Ay inanır mısınız? Şu kaşarlara koyarken ağzım sulandı. O kadar güzel duruyor ki. Şimdi eşim de geliyor mu serviste? Ben şimdi hemen attım fırına. Of. Afiyet olsun bakalım. Çok güzel duruyor. Efendim efendim efendim. Ne? Muz. Muz mu? Ama yemek yiyeceğiz şimdi. Muzumuzu buza atıyoruz zaten. Burada var. Tamam, küçük bir muz verebilirim. Bekle. Ay. Ay, tarafları çok güzel bir şey oldu. Çok sıçrıyor. Kolumu indireyim. Heh. Tarafları çok güzel. Kızarmış. Valla arkadaşlar air fry alayım galiba ben ya. Baksanıza ne kadar pırıklı. Her yer battı ya. Bakın çok sinirlendim. Şimdi de şöyle tutalım. Atladık. Her yer battı. Şu biraz dışarıda kalmış ya tavada. Nasıl kızartmış da. Neyse tutuyor. Az kalmış. Sonamın son hali. Umuyorum tadı da güzeldir. İnce'ye tavuk çorbası getirmiştim. Bugün ofisten en sevdiği. Şurada da. Tavuklarımız çok güzel kızardı. Şimdi bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere yağsız patlamış mısır tarifi vereceğim. Ay bugün okulda kostüm partisi var İnci'nin. İnci gel. Aman görünmüyor. Evet, amin görünmüyor. Bunu da böyle araya sıkıştırmak istedim siz arkadaşlar videomuzu. Gel. Yılın son sabahından herkese günaydın. Bugün günlerden cumartesi. Bu akşam yılbaşı kutlamamız var. Annemlere gideceğiz hep beraber. Aslında bizim evdeydi plan. İlk başta yaparken işte amcamla yengem de gelecek. Biz de toplanacaktık. Ama sonrasında annemlerin evi daha geniş. Balkonda da ekstra bir oturma alanı çıkıyor. Yani annemlerin balkonu daha oturma odasına uygun, böyle oturmaya müsait. Bizim burası soğuk oluyor biliyorsunuz ki. Hem daha fazla insan oluyor balkonlara. O yüzden böyle 2-3 gün öncesinde annemlerde buluşmaya karar verdik. Hepimiz böyle şu anda bir iş bölümü yaptık. Yapılacaklarımız var. Ben eski videolarımdan hatırlayanlar, havuç taratoru, kabak taratoru yapmayı çok seviyorum. Bir de direkt random, otomatik random olduğu için blenderda. O yüzden daha kolay oluyor benim yapmam. O yüzden bu görevi ben üstlendim. Bir de garnitürlü Rus salatası yapacağım. Onun için de süzme yoğurttur, onur budur malzemelerimi dün aldım. Şimdi saatimiz 1.30'a geliyor. İnci uyutmadan önce hemen başlamak istedim. Çünkü ses olacak diye. Şimdi hemen havuç taratorlarımızı yapmaya. Şimdi biz uykuya. Geç, açalım kapıyı. Geç. Tamam, sakın uyandırma Mia İnci'yi. Hadi geç bakalım. Aferin kızıma, hadi. Ama bak yatağında şey yok, çarşaflar yok, yıkanıyor ya. Akşam nasıl yaptık? Evet, burada yatalım şimdi. Hadi bakalım.
Ve şimdi İnci uyudu artık. Saatimiz 2:30. Garnitürü yapıyorum. Rus salatasını yapıyorum şimdi. Süzme yoğurt almıştım. Ben birazcık da mayonez koyuyorum buna. Şöyle önce karıştırayım koyduğumla. Yani tamamen göz kararı koyuyorum arkadaşlar. Mükemmel olmuş. Onu da direkt bunlarda götüreceğim. Onu da bunu bir büyük boyuna koyacağım zaten. Alacağım okey. Ayy, almayacak mı? Kapanırsa. Garnitürümüz hazır. Ay, bunu hatta balkona koyayım daha çabuk soğusun. Sonra buzdolabına birazcık da alırım. Açtıralım güzelce. Donası var diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi hemen İnci uyuyorken ona uyandığımda hazır olsun diye şehriye çorbası yapıyorum. Çok seviyor şehriye çorbası zaten. Bize de hemen dünden mantı vardı. Onu sıkıyordum. Hemen mantı yiyorum. Açıkçası şurada. Daha da akşam yemeğinde bayağı var. Düşünüyorum. Şimdi öğleden sonra daha çok yavaş yavaş hazırlanır zaten. Geçeriz muhtemelen yine bizim 5-6 yıl bulur gibime geliyor. Annemle de geçmeliyiz. Böyle şimdi hemen bunları hazırlayayım. Sonrasında diğer hazırlıklarda yine görüşürüz. Şimdi hazırlandık. Şöyle kırmızı üstüme giydim. Altta da İspanya paça olan taytımı giydim. Elbise giyecektim aslında ama gerçekten elbiseyle olabilecek gibi değildim. Çok hareket ediyorum. Baksanıza İnci'yle koşmaktan şimdiden bile terledim böyle. O yüzden böyle giyindim. Saçlarımı açacağım sadece. İnci'yi giydirdim. Çok tatlı oldu. Bayağı oldu elbisesinde. 2 ay kadar, 1,5 ay falan oldu alalı. Şimdi birazdan onu da çekerim. Şimdi her şeyimiz hazır. Eşimi bekliyoruz. Sonrasında çıkacağız. Halimize bakın. Kediler de var. Bunlar hediyelerimiz. Bir gün ya. Ama zaten şu zaten kıyafetlerimiz sadece. Olur mu olur mu? Öyle kırılır bak ama çikolatan parçalanır İnci. 4 tane poşet hediyemiz zaten. Böyle çıkalım içinden. Kimi bunlar? Şey yapalım. Bilmiyorum. Elma mı? Evet yeşil elma. Şuraya gelir misin bir kere senin fotoğrafını çeksem? Gülümse. Ay sofranın güzelliği. Yeni yıl, yeni yıl. Ay hadi ya kırmızı kırmızı. Elma al gel. Aa sen peçete getirmiş miydin? Ben de getirdim peçete. Anneciğim yerine koy. Paketindeymiş bunlar. Sofranın güzelliğine. Bunları hazırlamıştın da. Tamam. Annemiz de ötürmüş. Tam dedim vlog çekmelikmişsin anne dedim. Evet. Misafir hazırla. Kırmızı elma. Ha gel şimdi kırmızı elma. Çıkarınca jetonun yanına geliyor ama jeton çok kısıtladı. Jeton? Göremedim ayıyı. Kutu alıyor ama görmedi. Üfle bakalım. Bana da düdük. Nereden buldun o düdükleri? Tada! Araba değine. Ne oldu böyle? Neyse sana. Bunlar yüzen mumlar. Yakacağız onları. Yakacağız. İnci, ne diyorsun bu akşam için kızım söyler misin? Ben bu akşam nasıl duygularını anlatır mısın bize İnci? Duygular nasıl kızım? Söyle bakalım. Nasıl duygular içindesin? Mutlu musun? Böyle mutlu musun? Senin de benim. Senin de benim. Evet tamam. Çok güzel. Bak bunu sevdim. Başka bir şey var mı? Bu da senin de. 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 Bu da senin de.
Teşekkür ederiz, hep beraber olduk bunun için. Evet. Afiyet olsun. Aynen. Hadi. Ayrılacağım demiyordum. Bence sen en son ver. Evet, evet. Onlar sizin diğerlerinden. Bir kere. Bakalım. Onu da ilgilenir. O zaman bunu da evet. Bu da ilgilenir. Aç bakalım. Açalım mı? Açalım. Aç İngilizce. Hadi bakalım. Biz önce İnci'nin hediyelerini açıyorum. Evet. İnci. Benim için mi diyor? Tam sevdiğin gibi. Burada ne var acaba? Bunu kim alıyor? Biraz da tamam bekliyoruz. Daha çok var hediyeyim. Yengecik teşekkür ederim de. Allah'ım ya. Bu ne? Bak ya şimdi. Çok güzel. Yengen alamadı. Bak diğer yengen almış. Aç, biraz da açalım. Daha var o hediyelerimiz. Otur, bekle otur, otur şimdi. Şimdi kenara koyalım. Kenara koyalım. Evet. İncinle devam edelim. Dayın ve yengenden. Bizim bu da. Aç bakalım ne çıkacak bizimkini o kadar sevmeyecek. Açalım mı? Çocukları hiç bir sanatçı yapmayacak sevimler. Aynen. Çocukları hiç sevmeyecek. Bakalım ne çıkacak. Özellikle almadık ya. Bilen güneye çok az yeteriz. Çok güzel. Tamam, bu daha var oyuncağımız. Bekle. Oyuncak aldık. Oyuncağı çok güzel. Çok tarz bir şey. Teşekkür ederim. Bir de idran vardı içinde. Ay çok güzel. Kar yağdığı zaman kar oynarsın. Dayı, yenge. Onu da alırız. Teşekkür ederim. Onları alır. Taktırmaz. Olur, 18-36 olur. Hadi bakalım şimdi biz verelim detayla. Bakalım içine açalım mı? Yolar ters mi? Yok. Sıcacık. Var oynayacağız. Tamam açıyorum. Şimdi bak bir tane daha geliyor. Hadi bunları açalım. Şey, benziyormuş. Popidik. Hala şey yapıyor onlara bakıyor. Şuraya koyalım. Nereye koyalım? Ben bunu hatırlıyorum. Evet. Işıkları yanlardan da değil mi? Elinde ışıkları var. İnci. Açacağım, açacağım. Çorbu ne? O çok gülüş değil ya. Komik aslında. Hadi hediyeni. Ha ne diye? Aynı anda verelim. Aynı anda. Herkes aynı anda veriyor. Kamerada çıkmıyorsun. Acaba ne geldi? Ben de oradan. Tamam fark etmez. Aynı anda veriyoruz. Ne dedi çocuğun şey yapmasana. Bak tamam mı? Aynı anda herkes birbirine uzatıyor. Bakıyoruz mu? Anne şimdi gel. Herkes birbirini uzatacak aynı anda. Tamam. Kime veriyorum ben unuttum ya. 1, 2, 3. Babam almış. Şey, anneme Oğuzhan aldı. Oo, ne güzel dinlemiş. Ben kocama aldım. Gamze bana aldı. Burak babama Burak almış. Sana kim aldı?
Baba. Babam aldı. Numaraları inşallah olur ya. En son çünkü 37 demiştim. Aa bu çok güzelmişti. Bir de şunu giyeyim. Kaçtan o? Çeyizime mi? Kocam ben gidiyorum. Annem ile babamın ortak hediyesi. Ay emsandan almışsınız. Bırak. Hemen açın bak. Teşekkür ederim. Çeyizim. Doblayı sattın mı? Sattım mı lan? Yılbaşında böyle bir hediye. Çok iyi. Çok teşekkür ederim. Bunu eve gidince açalım. Şu dağıtmayayım şimdi içine. Tava, tencere var. Kaç parça? 13 parça. Ooo. Orada var. Ayakkabıyı hemen giydim. Tam oldu ayağıma ayakkabılar. Çekiyoruz tabi. Bir dakika. Birinde kocama hediyem var. Kocama hediyem var. Aldın ya zaten. Olsun. Başka da aldım. Bir dakika şunu vereceğim şuna. Bu da var. Gülerli Aydan'ın. Allah. Ortak bir şey. Ay oldu. Ortak bir şey. Anne tam oldu. 38'de mi? 38. Çok güzel. Oldu mu? Zaten şey alacaktın bu ayakkabıyı. Vallahi buradan işte. Bilim. Her şeyin çok var. Ama bu ihtiyaçta. Aslında süt eşyasıydı benim gönlümden geçen. Sana bana bir başka bahar olsun. Çok evet yengem bekliyorum. Aa. Aa mavisi de bende var. Evet. TV battaniyesi. Aydın'a baş baş yattığınızda böyle ötersin. Tornosaya derken. Ona ben istirem. Hanginiz kaparsa. Teşekkür ederim. Çünkü tek kişi kaldı. Tek kişi kaldı özellikle. Güle güle sıcak günlerde kullanırız. Sağ olun ya. Sağ olun. Gel bir yok mu? Gel bir öpelim canım. Hadi bakalım güle güle. Güle güle teşekkür ederim. Şarjım bitecek. Kahve takım mavi. Hediye var mı? Bekleyenler mi bunlar? Şimdi eşlere mi veriyorum? Valla kalmadı herhalde. O kimin? Annelere. Hı? Annelere aldım. Ben bir hediye diyorum ya, pardon. Anne açsın annem de hediyemi. Hepimizin de hediye paketleri aynı. Aa. Hatta Burak'tan bir öneri geldi tablo olarak kullanabilirim. Aynen. Asla tepsi. Çok güzel oldu evet. Çok güzel Gamze. İster tepsi yap. İster şey ortaya da koyabilirsin. Ha, buraya da koyarsın. Evet. Çok beğendim. Süper. Hadi ben de mor alayım. Ben de mor severim. Ben yeşil severim. Evet. Hadi herkesin rengi belli oldu. Ben de mor. Güler biliyor benim yeşil. Tahmin ettim de. Evet ya. Küçük de olsa sen çok mutlu oluyor. Kız ne o? Asıl bakalım şunu. Neymiş bu? Aa, oda kokusu. Oda kokularını çok seviyoruz bu aralar. Yine koku arkamda kokumda. Pembe yazıyor. İyi ki gri yedin. Aynen. Buna dökelim hemen. Salona. Süper. Koku yok. Ha, içleri boş. Tamam. Bakayım ne renk seninki? Mor. Mor. Ay çok güzel yenge. Gri. Kilekle kullandım. Mor. Çok güzel yengem. Aynen çıkaramadım tek elimle. Cıvıl cıvıl olmuş. Anne sen bunu sofraya da koyabilirsin şimdi. Oo, evet. Ay, ay çok, çok şıkmış. Ne kadar güzel. Yengeli buluyorum böyle şeyleri valla. Şeyleri de çok değişik bak. Çekiyoruz mu arkadaşlar? Çekiyoruz. Gel aşkım şurada verelim biz de. Ben sorun değil. Al gülüm ben. Hayla çıkma. Şimdi ben kocama veriyorum. Ben de sana veriyorum kocacığım. Ben de kocamdan aldım herhalde. Ben de sana veriyorum. Tiplere bakarız. Harbiyle. Aşkım sen var ya bana beğendirdin orada almışsın. Ya büyük sürpriz. Aa, o ne? Bakalım şu ya. Benim kulaklar duymuyor ya. Ondan almış. Anne. Seninkini biliyorum. Neyle kulaklar? Beraber seçtik. Evet. Oo. Artık
Şey saat. Pardon mu? Heyecan. Ben de geçen bir sıra aldım. Bakayım. Teşekkür ederim. Almadım. Bakayım göster. Seninki de. Güzel şey, günlerde kalmalıdır inşallah. Evet, daha teşekkür ederim. Evet, Yenici gel paketlerim vardı. Yenici gel senin. Bakar mısın? Nasıl? Beklemişim. Gördüğümüz İnci adına biz daha çok sevindik şu an. Bakalım İnci ben giyeyim. Gördük ya bugün onu. Tamam bunu görmüştük bence. Ay çok güzel. Kaç yaş? 2-3 mi? Çoraplarda takım yapıyorlar. Küçüğü var, büyüğü küçüğü var. Bir şey mi? Yaşama takımı mı? Evet, çok Allah, güzel. Dur bunu da çekeyim. İnci bunu ben giyeyim mi? Bunu ben giyeyim mi? Çok güzel. Aa, senin mi bu? Ama hiç bakmadım. Gel bak bir bak. Hemen okulduk. Elledim ya o gün. Bu da boyları değişimdi. Kaybetmiyor onlar da. Bunu çirkin değişimler. Devamla. Yine tam okulluk. Aynen. Bir bak şuna. Ama montuna bayıldım. Çok iyi. Aynen mont. Aa şunu da değiştirdim. Ayakkabıları bir çok güzel olacak. Çok güzel. Bakın şu konularına bak. Şimdi de içim var evet. Çok güzel uyuyor. İncinin renkli karakterini yansıtıyor tam. Çok beğendim. Çok havalı. Çıkar bakalım ellerini. Anne poşet var mıdır büyük? Bak bu ağlayan biri. İnce o kadar güzel ki. Açalım mı? Konuşuyor. Ağlıyor. Hayır açmıyorum. Evet, tamam. Şey iplerini çıkaralım şimdi önce. Hadi teşekkür et. Hadi annenle bana teşekkür et. Ay ne çok hediyesi oldu minişim. Hadi öp bir babayı da anneyi. Anneyi de öp. Anne. Babayı da öp. Ay yüksüz babayı da. Hadi öp hadi. Öp anne, aç diyeceğini. Görmedim ben. Tamam, şeyi, bekle açacağız. Çok güzel. Göster deden görmemiş hediyeleri. Gösterir misin? Git açalım. Şimdi önce burayı toparlayalım bir, bekle. Yok bu şey, ablam da Okan abi almış. He? Yengenin verdiği sanıyor da ablam da. Yok, bizi aldık onları. Evet, bu senin. Bu nerede benim? İnci, evet. Çok mutlu ol. Her şeyin çok güzel yengecim. Yaşasın. Hele montuna bayıldım. Bakar İnci. Mısın nasıl bu montuna? Anneciğimin ayakkabıları da mis gibi. Ne güzel oldu. Bak hediye seçmekte zorlanmadık. Evet, söyleyince. Evet ihtiyaç. Ne olduğunu bile unutuyor insan o heyecanla. Veriyoruz ya birbirimize. Bu da böyle karıştıracağım diye aklım çıktı. Bunlar neymiş böyle? İlk dileğim karnacı otel beraberce. Diyorsun. Aşkım şarja taktın mı? Kışın. Niye bu? Şey kıpırdı. Ya, o kadar doğala gitmedim. Ne yapayım senin pastası? Neydi kızmadan? Red Velvet. Red Velvet. Red Velvet'sini. Çok güzel duruyor gerçekten. Ne pastası? Red Velvet. Kırmızı da bir şey. Aynen. Çok güzel. Nasıl olacak? Hadi getirelim pastamızı. 2023 sağlıklı, mutlulukla, huzurla gelsin. Hadi bakalım. Heyecanla bekliyoruz. Pastamızı da kesinlikle yiyelim. Güzel yapacağız. Ne. Yakmadık ya. Dur yakıp getirelim. Pasta yengen yaptı bunu. Ben yaptım. Dur yengen gel. Mumları yaksın. Mumları yakalım mı anne? Ben yengen şimdi pasta getirecek o yüzden. Geliyor. Güler. Geliyor. Pasta 2022'ye veda pasta.
pastası. Ay, gençlere almışım kamerayı. İyi ki doğdun, 2023. Hadi üf yapalım mı? Hadi bakalım. Üfleyin gece. Baba üfle arkadan. Dayı, dayı. Bir daha üfle, üfle. Hadi. Şey, ince üfle. Bana da üfle. Bunları çıkartalım, yiyelim mi? Dayısı, bıçak getir bakalım. Bunları yine kullanırsın belki. Hadi diyorlar. Kesiyoruz. Tutun. 1-2-3 Evet. Bravo. Bravo. Benim kızım o. İnci bir yaş daha büyüdün. Oley. Oley. Tam 2,5 yaş oldu İnci'de. 2 gün önce. Bir daha yapalım. Hadi bir daha yapalım. Hadi bir daha yapalım. Tamam, yap hadi. Koparalım seni yerken. Hadi bir daha yapalım. Sen de tut. Burak. Yengesi yenge var. Burak, yengesi. Burak amca hareketleri alsana orada. Evet. Ay, benim kızım. Ne kadar kuvvetlisin sen. Koskocaman. Tamam, sen hadi oynayacağız. Nasıl kestaneye giriyor? 'Diliyorum arkadaşlar. Umuyorum güzel bir yıl olur hepiniz için. Güzellikler getirsin. Sağlık, huzur ve mutluluk sizlerle olsun bu yeni yılda. Kendinize çok iyi bakın. Böylece kapanış yapıyoruz. Hoşça kalın. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar.